Kahraman ve Şanlıurfa'daki sel felaketiyle uyandık hepimiz. Deprem bölgesinde acı üstüne acı, kayıp üstüne kayıp hepimiz bir kez daha bu haberle ve bu görüntülerle sarsıldık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. 7 milletvekilimiz, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Gaziantep milletvekilimiz İrfan Kaplan, yine Gaziantep milletvekilimiz Bayram Yılmazkaya, İzmir milletvekilimiz Ednan Aslan, Manisa milletvekilimiz Bekir Başevirgen ve Şanlıurfa milletvekilimiz Aziz Aydınlık sel bölgesinde gerekli çalışmaları yapmak ve afetin boyutlarını Türkiye kamuoyuyla hem paylaşmak hem de belediyelerimizle ilgili yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlamak üzere deprem bölgesinde, sel bölgesinde görevlendirildiler ve bölgeye hareket ettiler. Saat 4'te Adıyaman'da olmalarını bekliyoruz tekrar. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız bugün mecliste sabahleyin ilk olarak sabahki programından sonra meclise geldiğinde Adıyaman Belediye Başkanı'yla Şanlıurfa Belediye Başkanı'yla telefonda görüştüler. O illerden sorumlu olan belediyelerimizi illerin belediyeleriyle yeniden ilişkilendirdiler. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediye'mize bu sel konusunda yaraların sarılması ve hızlı şekilde müdahale edilmesi konusunda sorumluluklarını hatırlatıp Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le bir telefon görüşmesi yaparak bu konuya özel önem gösterilmesini ve bölgedeki varlığın arttırılmasını ve bu sıkıntılı tablonun ortadan kaldırılması için elden gelenin yapılması ile ilgili talimatlarını bir kez daha iletmiş durumdalar. Tabii bugün karşı karşıya kaldığımız durum gerçekten neresinden bakılacağı, neresinden tutulacağını hepimizin artık böyle konuşa konuşa dilinde tüy bittiği bir durumla karşı karşıyayız. Çadırlar sel altında. Çadırlar bu durumda. Adıyaman burası. Bu çadırlarda kim kalıyor? Bu çadırlarda evleri doğru zemine, doğru yere yapılmayan, o yüzden afette yıkılan ya da oturulamayacak derecede hasar gören depremzedeler yapılıyor. Ve bu çadırlarda kalan depremzedelerin evleri yanlış yere yapılmıştı. Şimdi görüyoruz çadırları yanlış yere kurulmuş. Şimdi bu çadırları kurmaktan sorumlu AFAD'ın, üstünde AFAD diye yazıyor, bir deprem anında bu çadırların nereye kurulacağını çalışmış, elinde projesi, acil eylem planı hazır olması ve çadır kent burası demesi lazım. O çadır kent ne olması lazım? Örneğin enkazlara uzak olması lazım. Örneğin sel basmaması lazım. Deniz kenarında olmaması lazım ki tsunami ile bir afet daha yaşanmasın. İşte AFAD'ın beceriksizliğinin, işte AFAD'dan sorumluların, bugünkü Cumhurbaşkanı'nın ve bugünkü İçişleri Bakanı'nın AFAD'dan sorumlu ve bugünkü Cumhurbaşkanı'nın daha önce AFAD'dan sorumlu olan kişinin, Cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye'ye armağan ettikleri 2023 afet yönetimi budur. Beceriksizlik budur, liyakatsizlik budur. Bugün evi yanlış yere yapıldı diye çadıra muhtaç olan depremzede yanlış yere kurulan çadırda sel altında kalıyorsa bunun sorumlusu yine bu beceriksizlerdir. 5 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 6'sı kayıp. Ümit ederiz kurtulsunlar 6 vatandaşımız, ama burada 5 vatandaşımızı kaybettiysek, 6'sını bulamıyorsak ve bu devlete emanet canların, devletin kurduğu çadırlarında bu oluyorsa burada artık laf bitti, söz bitti. Bu kadar rezilliğe söyleyecek söz, yapacak eleştiri bulamıyoruz. Çaresi 14 Mayıs günü milletin kendi geleceğine, kendi kaderine el koymasından başka değildir. Bu beceriksizlerin, bu liyakatsizlerin yönettiği bu kurumlardan artık bizlere düşen, vatandaşa düşen bir fayda, bir umut değil, yeni felaketler, yeni acılardır. Afet yönetiminden bir haber, sadece ilahiyat mezunu olmak dışında bir vasfı olmayan adamın
kurtarmadan ve korumadan sorumlu olduğu vatandaşlarımızın hali budur. Nasıl Adıyaman Müftülüğü'ne bir inşaat mühendisi atanması saçmalıksa, yapamazsa, AFAD'ın arama kurtarmalarına ya da deprem sonrası depremzedelere yardım edecek, sahip çıkacak kuruluşlarının başına da sadece eğitimleri din üzerine diye bu kişilerin atanması, liyakat değil sadakata bakılması bu sonuçları doğuruyor. Müftülüğe inşaat mühendisi atanması neyse, AFAD'a atanan bu kişilerin görevlendirilmesi odur, başka bir şey değildir. Bu kabul edilebilecek bir iş değildir. Dün bir başka çadır kent ve bir başka konteyner kentten hepimizi sarsan, bir anda ülke gündemine oturan bir haber geldi. Bu konuyla ilgili tanıklıklarım var. Sayın Genel Başkanımızla birlikte ziyaret ettiğimiz bir yer ve aslında işin bütün parçalarını anlattığımızda herkes ne olduğunu anlayacak. Öncelikle biz Sayın Genel Başkanımızla deprem bölgesine gittiğimizde her yeri gezdiğimiz gibi, yani CHP'li belediyelerin konteyner kentlerini, çadır kentlerini, AK Partili belediyelerin çadır kentlerini, konteyner kentlerini, aşevlerini ziyaret ettiğimiz gibi, diğer partilerin çadırlarına girdiğimiz gibi, Saadet Partisi'nin Anadolu Gençlik Derneği'nin de 10 bin kişiye sıcak yemek dağıttığı aşevine de gittik. Sıcak karşılandık. Depremzedelerle birlikte sıcak çorba içtik. Israr ettiler, yemeklerini yedik, çok beğendik ve hep birlikte kendilerine 10 bin kişiye günde sıcak yemek veren bu kişilere tebriklerimizi ilettik. Genel başkanımızla çok sıcak ilişkileri oldu. Beklenmedik derecede hem uzun süren hem sıcak geçen bu ziyaret birisini rahatsız etmiş. Orada bir konteynerin içine saklanmış. Genel başkanımız geçerken kapıya çıkıyor. Önce genel başkanımıza, sonra Saadet Partililere diyor ki Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlattınız diyor. O sırada onu bizim Malatya örgütümüz ve bütün Malatyalılar, Malatya basını tanıdı. Depremzede taklidi yapıyordu oradan. Tanıdılar, dediler ki Hüseyin Kalan, seni bildik dediler. MÜSİAD eski başkanıymış. Yani bir konteynerin içinde depremzede gibi tepki gösteren MÜSİAD'ın eski başkanı Hüseyin Kalan'mış. Orada ne işi varmış? Çünkü o aşevinin ve konteynerların kullandığı alan kendisine aitmiş. Ve o alanda Saadet Partililerin genel başkanımızı ağırlamasından çıldırmış, laf ediyor. İş bu kadar olsa bir önemi yok. Dün valilik 2 saat içinde burayı boşaltın yazısı yazdı aşevine. Ve oradaki gönüllülerin İzmir'den, başka yerden yolladığı konteynerlara valilik buraya kur demiş. Bu konteynerler kalksın dediler. Buna tepki gösterdi Sayın Karamollaoğlu, aşağıda Sayın Bekeroğlu, genel başkanımız, biz. Açıklama, buraya geçici iş yerleri yapacağız esnafımız için, ondan boşalttırıyoruz. Bir makuliyet sınırı arıyorlar. Ama o yer neresiymiş bir bakalım. O yer Malatya'nın eski garajı, köy garajı. O yeri belediyenin, tabii köy garajı taşınınca o altın değerinde yeri, o paha biçilmez arsayı Malatya Belediyesi'nden kim satın almış? Hüseyin Kalan. Peki bugünkü belediyeden mi? Hayır, bir öncekinden. Bugünkü belediye ile Hüseyin Kalan'ın arası nasıl? Bugünkü belediye başkanı da AK Partili. Böyle. Neden? Oraya yüksek kat istermiş, belediye başkanı vermemiş. Verilse Allah bilir bir büyük mezarda oldu olacak. Belediye başkanı Hüseyin Kalan'ın istediği katı vermiyor. Çatışıyorlar, hakkında haberler, laflar, kavgalar. Şimdi inşaata başlayamadığı ama AK Partili belediyeden MÜSİAD başkanı olarak satın aldığı, İnşaat yapmak istediği yere o gece panik halinde yer aranırken konteynerler, aşevleri kurulmuş. Beyefendi şimdi çıkın buradan, çıkın buradan. Ne olacakmış? Geçici esnaf için geçici dükkanlar.
Ama sanırsınız ki hayır yapacak. Hayır arkadaşlar. Malatya Valiliği ile Malatya Valiliği'ne bu yerleri kiraya vermiş. Yani dün Saadet Partisi'nin çıkarıldığı 10 bin kişiye sıcak yemek aşevi, gönüllülerin yolladığı konteynerların durduğu arazi aslında belediyenin müsiyat başkanına satılmış. Bu depremde bile valiliğe kiraya vererek oraya esnafa geçici iş yeri yaptırıyorlar. Rezillik paçadan akıyor ama utanmadan çıkmış. Erbakan Hoca'nın kemikleri titriyecek. Siz nasıl olur CHP zihniyetiyle oturur çorba içersiniz? Onlar Erdemliler hareketi diye, yani üzerlerindeki siyaset gömleğini değiştirdik. Biz Erbakan Hoca değiliz artık deyip Erdemliler hareketi diye yola çıkıp bugünkü hale savrulanlara itiraz edip hala daha ücretsiz karın doyuranlara laf edene bak. Paçasından rezillik akıyor. Peki derdi ne? CHP ile derdi ne? İktidarın değişimini görüyor. Artık bu ballı börekler yok. Oraya o fazla kat artık hayal. Ayrıca ne Avanta ne yaptıysa hepsi bundan sonra mercek altında. O yüzden biliyor ve çirkinleşiyor. O yüzden saldırıyor. Ve dün o konteyner kentin bizi bu gecenin bu vaktinde dışarı atmayın diyen depremzedenin sesini dinlemek için oraya giden il başkanımız Barış Yıldız'ı konuşturmuyor. Kameralar önünde her lafını kesiyor. Sonra da yanındaki gidip arkadan darp ediyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Depremzedeler görsün. Geçmişte iyi olur diye bunlara oy verip de bunların halen daha depremde neler yaptığını görenler görsün. Ve bütün Malatya bunlardan illallah demiş. İnanmayan Malatya'daki makul AK Partililere sorsun. Bunlar meşaleciler diye bir grup. Malatya'nın FETÖ'sü diyorlar. Yani FETÖ benzeri yapılanma. Her ihale bunlarda, her ilişki bunlarda. Kendileri alıyor. Malatya'nın rantını yiyen bunlar. Bu meşaleciler Malatya'da AK Parti'yi de bunlar bitirecek işte. İşte bu meşaleciler AK Parti'yi Malatya'da bitirecek olan da bunlar. Meşaleciler dosyasının daha çok üstüne gideceğiz. 1,5 ayı kaldı. Şimdi ister istemez siyasi muhataplarımızın ortaya koydukları gündemlere ilişkin birkaç söz söylememiz lazım. Süleyman Soylu çıktı depremin 34. 35. gününde, hatta 36. gününde, depremin 36. gününde çıktı Süleyman Soylu. Dedi ki vatandaşa, burada çay eksik, şeker eksik, çocuk için, büyük için terlik eksik, eşofman eksik, bunları yollayın. Kardeşim, 115 milyar lira para toplanmış. Öyle depremin üstünden 3 saat, 3 gün değil, 33 gün değil, 36-37 gün geçmiş. Sen halen daha dönüyorsun sanki ilk 3 saatte, ilk 3 gündeymiş gibi. Burada çay eksik, şeker eksik. Sen ne iş yaparsın ya? Esas memlekette İçişleri Bakanı eksik. Esas memlekette vicdanlı bakanlar, yöneticiler eksik. Eğer bir aydan fazla süre geçmiş de çayı, şekeri bulamıyorsan, çocuğun ayağında terlik yok diyorsan, sen bunu yolla, bizim buna ihtiyacımız var diyorsan, sen büyük bir kopuşun, büyük bir rezaletin, büyük bir tükenmişliğin itirafçısı olmuşsun. Gelinen noktada bir de kendini savunuyor. Ne var bunda? Devlet milletten yardım istiyor. Gün milletin devlet tarafından kayrılması, bakılması, korunması günüdür. Yardım etmesi gerekenler yardım isteyen duruma geçmişler. Yardım edilmesi gerekenlerden yardım istiyorlar. Sıkıştıklarında IBAN attıkları gibi. Yüz kalmamış, utanma kalmamış, yüzde astar kalmamış, bir de halen daha bunu savunan bir anlayış. Bunlar milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Çok mutluyuz bu öyle basiret bağlanmalarına. Fuat Oktay diyor ki 115 milyar topladık,
Bunun 74 milyarı yattı. Gerisi ne oldu? Gerisi yok şimdi. Neden? 41 milyar lira o gece şov yapanlar ya bulundukları kurumun nereye yardım yapıp yapamayacağına bakmadılar. Çünkü emir büyük yerden, saraydan şovu yapalım. Nasıl arkasını arayan olmaz? Soruyoruz. Diyorlar ki 74 milyar lirası yattı. Şimdi bir deprem fonu, afet fonu kuruluyor. 1999'da laf ettikleri Ecevit, inanılmaz şeffaf, hesap verebilir, denetlenebilir bir fon kurmuştu. Bunlar denetlenemeyen, görülmeyen bir fon kuruyorlar. Peki bu 115 milyarı bu paraya, buraya koyun diyorsun. Hayır, bu para mevcut durumda AFAD tarafından denetimsiz kullanılacak diyorlar. O paranın AFAD tarafından ne şekilde, Kızılay tarafından ne şekilde, nasıl kullanılacağı da meçhul. Buradan bu konuların takipçisi olduğumuzu söyleyelim ama bir konuda hazırlık yapıyoruz. Diğer parti gruplarına da bugün aşağıda sesleneceğim, kamuoyuna ilan ediyoruz. Bütün illerden, özellikle yıkımın çok olduğu 4 ilden binaları yıkılmış müteahhitlerin mal kaçırdığı, mallarını başkasının üstüne yaptığı, paraya çevirdiği, o parayı yurt dışına kaçırdığına ilişkin duyumlar alıyoruz. Çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu konuda bazı suçlarda savcıların el koyma, hesapları dondurma yetkisi var. Ancak taksirle ölüme sebebiyet verme, kast falan gibi durumlar düzenlenmediği için şu an savcı bir şey yapamadığını söylüyor savcılar. Hızlı bir yasal düzenleme öneriyoruz. Deprem gibi durumlarda ileride kusuru, kastı ortaya çıkabilecek kişilerin mal varlıklarının geçici süreyle dondurulup soruşturmadan sonra bu meselenin karara bağlanması. Bu konuyu önemsiyoruz ve bütün partilerin dikkatine sunuyoruz. Tabii siyasette şu anda bir Hüdapar meselesi yaşanıyor. Hüdapar, Allah'ın partisi, Hizbullah'ın bir başka kelimesi. Genel başkanı Hizbullah'ın avukatı. Yani aradaki bağlantı yok diyorlar. Hizbullah davalarının, ana Hizbullah davası, çatı dava dahil avukatı şu anda Hüdapar'ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu. Kendisi aslında meseleyi net olarak ortaya koymuş. Diyor ki MHP ile herhangi bir sorun yaşamadık. Türkiye Gazetesi'nde yazıyor. Bugün oradan okudum. MHP ile herhangi bir sorun yaşamamışlar. Şimdi şunu söylüyor. İki cümlesi var, peş peşe söylüyorum. Onların seçmene taahhütleri var. Peş peşe söylüyorum. Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi bir dil olarak kabul edilmeli. Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır dedik. MHP ile bir sorun yaşamadık. İlk öğretim öğrencilerine okutulan ırkçılık kokan andımız ve benzeri metinler kaldırılmalıdır dedik. MHP ile bir sorun yaşamadık. Ne mutlu Türk'üm diyene gibi yazılar her yerden silinmelidir dedik. MHP ile bir sorun yaşamadık. Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışmalıyız dedik. MHP ile bir sorun yaşamadık. Ey MHP'liler, ey geçmişte her meselede efendim bilmem nerede yerel yönetim özerklik şartı yazarmış da oradan özerklik, oradan federasyon çıkarmaya çalışanlar. AK Parti'nin en çok konuştuğu konulardı bunlar ya. Ey MHP, adam diyor ki biz bunlarla bir sorun yaşamadık. Doğru ama MHP zaten hiçbir şeyle sorunu olan bir parti değil. Abdullah Öcalan'dan mektup yazdılar. Neredeyse pulunu MHP'liler yapıştırdı ya. Yerel seçimlerde Binali Yıldırım'a oy verin diye. Neredeyse mektubun pulunu yapıştırdılar. Bu diyor mesajı iyi anlasın HDP seçmeni diyorlardı o zaman. Ya da Osman Öcalan'a TRT'nin kamerası gitti. MHP'yle bir sorun yaşamadı AK Parti. O yüzden belli konularda vay efendim terördür, odur budur. Duruşu belli partilere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Altılı masa var, ittifakımız var. Yok, masanın altında o var, onun bilmem kimle bağlantısı var. Ya adam geldi masaya oturdu.
MHP ile bir sorun yaşamadık diyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Çünkü MHP'nin bir tane hedefi var. Bakın, tek hedef Recep Tayyip Erdoğan koltuğunda otursun. E düne kadar seni indirmezsem namerdim diyordun. Hesap sormazsam namerdim diyordun. O andımızı okutturmazsam namerdim diyordun. Her köşeye ne mutlu Türk'üm diyene yazdırmazsam namerdim diyordun. Adam kaldıracağız diyen partiyi masaya aldı. MHP ile bir sorun yaşamadık. Hayırlı olsun. Biz sizin böyle adamlar, böyle insanlar olduğunuzu biliyoruz. Ama vatandaş da görsün. Kimler kimlerle beraber? Hayırlı olsun. Ben olsam kurdele keselim açılışta. Bir de Büyük Birlik Partisi destici. Şimdi gazetelerin köşelerini, yazıları okuyorum. Anlaşılan destici bazı gazetecilere, görünen o öyle yazıyorlar, kulis gibi şöyle söylediği anlaşılıyor, bildirildi. Göya demiş ki AK Parti'ye, Hüdapar varsa ben yokum. Sayın destici, hemen bu konuya bir açıklık getir. Sen Hüdapar varsa biz yokuz dedin mi demedin mi? Anada Hüdapar var, var mısın yok musun? Zaten anca senden düğünde fotoğraf veriyorlardı, ittifak fotoğrafı. Biz bunu dedikçe kıyıdan girdin bir fotoğrafa, çıkacak mısın, durdak mısın? Hüdapar orada. Şimdi dikkatle takip ediyoruz. Önüne gelene teröre teröre diyenlerin, terör örgütünün uzantısı olmakla değil, Diyanet raporunda var. Yeniden şiddete bulaşma eğilimi diyor. Dikkat diyor, Diyanet'in raporunda var, öyle mi? Nasıl olacak? Yere göğe koymadığınız Diyanet bile Hüdapar'ın yeniden şiddete dönme ihtimalinden bahsediyor. Bilmeyenler, o yaşları hatırlamayanlara söyleyelim. Domuz dağı diye bir şey vardı. Domuz bağı diye bir şey vardı. Domuz bağı diye böyle ellerini, ayaklarının, boyunlarını arkasından bağlarlar, ölüme bırakırlardı. Çok kadın öldürdüler. Çok kadın boğdular. O Hizbullah terörünün içeride yatanları bir ara yattı yattı, sonra birçoğu çıktılar. Sonra bundan 8-10 ay önce bir haber geldi. Yargıtay'da bir hareketlenme var. Eski Hizbullah dosyaları kimi kanun yararına bozma diyerek, çok istisnai bir durum, bir de ne kanunun ne yararı olacak, yeniden görülüp davalar bozuluyor. Dışarıda da olsalar sicilleri birilerinin temizleniyor. Eyvah eyvah. Domuz bağcılar siyaset yasağından kurtuluyor. Birilerine kalırsa, milletimiz mani olmazsa, bazı listelerden o Hizbullah davasından geçmişte hüküm giymişlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi söz konusu. Bu geçmiş davaları paldır küldür, sanki bir düğmeye basılmış gibi. Çıksın biri inkar etsin. Son bir yılda Yargıtay'da görülmez bir el bir düğmeye bastı da Hizbullah'ın çoktan derdest kapanmış davaları birileri tarafından çok istisnai kanun yararına bozma diye açılıp da hüküm giyenlerin sicilleri temizlendi mi temizlenmedi mi? Bakacağız bunlara, bakacağız. Şimdi ben buraya gelirken Recep Tayyip Erdoğan grup salonundan çıkmak üzereydi. Grup toplantısını yaptı. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız grup kürsüsüyle vedalaştı. Önünde yeni kürsüler var. Önünde yeni bir görev var. Yıllarca hizmet edeceği yeni kürsülere doğru milletin desteğiyle yürürken o bu kürsüye veda edemiyor daha. 2-3 kere daha çıkayım diyor. Partili Cumhurbaşkanı olarak. Sayın Kemal Bey bir partinin genel başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı adaylığı sıfatını yüklendi. Son toplantıyı yaptı. Ben bu kürsüye veda ettim dedi. Vedalaşamıyor kürsüyle. O kürsüden çeşitli sözler söylüyor, çeşitli yakıştırmalarda bulunuyor. Demiş ki CHP Genel Başkanı Bay Kemal nihayet bizimle Er Meydanı'nda yarışacak cesareti gösterdi. Bu kadar eril bir dile gerek yok. Er Meydanı, Mer Meydanı. Burası milletin meydanı. Yarısı erkek, yarısı kadın. Güreş müreş yapmayacağız. Demokratik bir seçim yapmaya niyetliyiz.
kendisine gereken koltuğu vereceğiz diyor. Sen değil, millet verecek. Demiş ki EYT çıkardık, sayesinde çıktı Kemal Bey'in. Siyasette buna gerek yok. Yani göya Kemal Bey'i emeklilikte yaşa takılıyormuş da emekli edecekmiş gibi böyle Kemal Bey'in en güçlü olduğu EYT argümanını. EYT'liler 81 ilde 975 ilçede Allah Kemal Bey'den razı olsun diyor. Bizi nerede görseler. Çünkü bu ne diyordu? Yok öyle çiftlik iş. Kaybedeceğimi bilsem seçimi ben EYT'ye karşıyım diyordu. Kaybedeceğini görünce yaptı. Kemal Bey dilinde tül bitti 10 yıldır. Dilinde tüy bitti 10 yıldır ve EYT'yi çıkarttı. O EYT, MYT'den bir şey çıkmaz. Koltuk vereceğin koltuk, millet verecek cumhurbaşkanlığı koltuğu. Millet verdiğinde de alacağız o koltuğu, layık olduğumuz o koltuğu millet için kullanacağız. Aile için, yandaş için, çeteler için değil. Ama bizden EYT olmaz da senin emekliliğin EKT olmasın. Mesela devir teslime gelirsin inşallah. Yoksa emeklilikte Katar'da takılanlardan mı olacaksın? Emeklilikte yaşa takılanlar çözüldü. Emeklilikte Katar'da takılanlar olacak. Orada bir takım rezidansların falan hazırlandığı, konutların hazırlandığı, koruma kulelerinin bilmem nelerin yapıldığı, orada bir emeklilik istirahatgahı hazırlandığı söyleniyor. Yoksa yok öyle bir şey de. Emeklilikteki ikametgahını bilelim. Hakikaten bekliyoruz devir teslimi. Öyle seçim bitince hapırıp küpürüp 3 gün sonra dönecek, 5 gün sonra gelecek deyip gidip de Brezilya modeline geçmeyesiniz. Bu ülke 20 yılı aşan iktidar bittiğinde iktidar değişiminde bir devir teslim fotoğrafını hak ediyor. Hesap verilebilir bir iktidar dönemine güvenenler emeklilikte konutlarına geçerler. Hatta belki ana muhalefet lideri olurlar. Belki milletvekili adayı da olurlar. Ana muhalefet lideri olurlar ve gelip muhalefet ederler bize. Bekliyoruz. Emeklilikte Katar'da takılanları istemiyoruz. Biz bu ülkenin evladıyız. Ne diyorduk? 871 bin kilometre kare. Emeklilik için uygun mekan. Katar'ı, Dubai'yi hesaplamayın. Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş, bilmem neymiş. Yok. Burada. Emeklilik burada olacak. Doğru mu? Doğru. Bir başka sözü çok dikkatimi çekti. Ona da değinip sonra sözü size bırakacağım ama aklıma bir şey geldi. Diyor ki, o öyle diyor, Er Meydanı'nda Tayyip Bey Kemal Bey'le nihayet yarışacakmış. Üçüncü bir aday var, çok güçlü. Hem de çok yakınından. Hala görevde Bülent Turan. Aday sayımız 3'e çıktı. Ben Bülent Turan'ın yalancısıyım. Bakın, Kemal Bey aday olamayacağına o kadar emin ki Bülent Turan. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını belirterek ilan ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım. Buyurun. Şimdi Bülent Turan, sözünün eriysen diyordunuz ya genel başkana, hadi aday ol. Oldu. Hadi tut sözünü. Milletvekilliği başvuru dosyası verecek misin, vermeyecek misin görelim. Cumhurbaşkanlığı için grubun göstermezse 100 bin imzaya başvuracak mısın? 100 bin imzaya başvur, bir imza da ben vereceğim. Sözünü tutmanın ödülü olarak. Hadi bakalım Bülent Turan. Üçlü güzel bir yarış olur. Sen de Hüdapar'dan destek istersin belki. Bugünkü konuşmasında yıkım öylesine büyüktü ki diyor. Her bir arama kurtarma personelini bir inşaat göndersek yine de yıkıma yetişmek mümkün değildi. Şunu söylüyor. Bu büyüklükteki bir depreme hazır bir arama kurtarma planı yapamamıştık diyor. Bu büyüklükteki bir deprem olduğunda eldeki imkanlarla ölüm kaçınılmaz diyor. Oysa polis erken çıktı, geç çıktı tartışmasında şunu biliyoruz. Düzeltiyorum. Asker erken çıktı, geç çıktı da şunu biliyoruz. Herkes geç çıktığını biliyor. İlk 3 gün herkes asker nerede dedi.
Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması çarşamba günü 3600 enkaz başında 7200 asker. Oysa bu rakam ilk günden 1999 depreminde 70 binin üzerindeydi. Zaten 99'da 10.500 kişi asker tarafından sağ çıkarılmış, bu depremde 359 kişi. Aradaki fark çok net ortada, çok net. Askerin kalmasındaki sorumlu Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan. Peki yıkım altında kalan vatandaşlarımızın söylemlerinde, serzenişlerinde haklıdır diyor. Tabii ki haklıdır. Peki ben Adıyaman'daydım. Ben Hatay'daydım, Maraş'taydım, Gaziantep'teydim, Islahiye'deydim, Nur Dağı'ndaydım. Haklı olan serzenişlerini söyleyeyim. Devlet nerede diyorlardı? Haklılar. Asker nerede diyorlardı? Haklılar. Dün o isteyenler bugün niye yanımızda yok diyorlardı? Haklılar. Hep buraya CHP milletvekilleri geliyor. AK Partililer nerede diyorlardı? Haklılar. Bu imar affını çıkaran Özas 2, iki elim yakanda diyorlardı. Haklılar. Bu kadar kötü afet yönetimi olur diyorlardı. Haklılar. Dozer var, operatör yok diyorlardı. Haklılar. Operatör orada, dozer yok diyorlardı. Haklılar. Bela okuyorlardı, tekrar etmeyeceğim. Haklılar. Bir de diyor ki, inşallah milletimize mahcup olmayacağız. Nasıl iş bu? Yunanistan'da tren kazası oluyor. 40 Yunanistan vatandaşı ölüyor. Milletime, vatandaşıma mahcup oldum deyip istifa ediyor. Letonya'da AVM çatısı çöküyor. 54 kişi ölüyor. Vatandaş 54 kişi öldü diye Letonya bakanı utanıyor, istifa ediyor. Japonya'da tsunami krizi iyi yönetilemedi diye ilgili bakan istifa ediyor. Çünkü onlar milletlerine mahcup olmuşlar. Bizimki mahcup olmayacak. Pamukova'da 41 kişi öldü hızlandırılmış trende. Mahcup olmadınız. Çorlu'da 25 kişi öldü. Mahcup olmadınız. Amasra'da 42, Ermenek'te 18, Soma'da 301 kişi öldü madenlerde. Mahcup olmuyorsunuz. Sadece 2002 yılında 334 kadın cinayeti oldu memlekette, mahcup olmadınız. Sadece 2022'de 1843 iş cinayetinde işçi emekçi öldü, mahcup olmadınız. 48 bin kişi öldü, halen daha mahcup olmayacağız inşallah diyor. Ne zaman mahcup olacaksın ya? Mesela hepimiz ölsek ve koltuğun ve sen tek başına kalsan, hepsi öldü ben kaldım diye mahcup olacak mısın? Senin mahcup olman için, utanman için ne yapmak lazım? Mahcubiyet sınırı nedir ya? 48 bin değilse nedir? 480 bin mi? 4 milyon 800 bin mi? 48 milyon mu? 84 milyon mu? Sen ne zaman mahcup olabilirsin? Bir tek bunu açıkla. İnsanlar da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın mahcubiyet sınırını bilsinler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim son dakika gelirken Cumhurbaşkanı açıklamalarından cevaba muhtaç gördüğüm kısımlar bunlar. Soru varsa yanıtlayabiliriz arkadaşlar. Buyurun Kemal Bey. Açıklamadan size bir satır başı okuyacağım. Değerli hemşerilerim, bugün itibariyle Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Hatay valisinin açıklaması, Hatay en büyük bilançonun, depremde en büyük acıların belki yaşandığı illerden biriydi. Ve Hatay valisi yaptığı bu açıklamayla milletvekili aday olacağını
duyurdu. Bir, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, az önce bahsettiğiniz Hüdapar'dan yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hüdapar'ın parti tüzüğü kendilerini ilgilendirir diyor. Müteşekkiriz kendilerine bu birlikteliğe katıldıkları için, ittifaka destek verdikleri için diyor. Yine Manisa'dan, seçim bölgeniz, memleketiniz Manisa'dan bir tartışma konusu daha var. Sizin gündeme getirdiğiniz İsmail Çataklı'nın kardeşiyle ilgili tartışmalar devam ederken Manisa'da vali yardımcısının vali yardımcısı Mevlüt Özmen. Evet. Vali yardımcısı olarak atandı. Tutuklanmıştı galiba, değil mi? Yani yargılanmıştı. Şimdi Manisa'daki durumdan başlayayım. Son sorunuzdan başlayayım. Şimdi Mevlüt Özmen diye bir vali yardımcısı var. Valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar devlet adamlarıdır. Aktif siyasetin içine girmezler. Biz mevcut Manisa valimizin de böyle bir şey yaptığını görmedik. Geçmişte yapanlarla da çatıştık, uğraştık, kurtulduk. Manisa vali yardımcısı AK Parti gençlik kollarında olsa o kadar olur. İnanılmaz siyasi paylaşımlar, inanılmaz muhalefete laf söylemeler. Bir de bu kadar zaman kalmış, hani bu vakitten sonra muhatap olmaya değmez diye görmezden geliyorduk ki kendisi Iğdır vali yardımcısı iken İki yanında iki polis gözaltına alınmış, tutuklanmış FETÖ'den. İçeride yatmış, sonra çıkmış. Çıkınca ne olmuş? Süleyman Soylu almış, İçişleri Bakanı'na hukuk müşaviri yapmış. Hani diyordu ya, ben Süleyman Soylu olarak bir tek FETÖ'cüyü görmezden geldiysem, bir mevkiye getirdiysem, orada söylediği her laf geçerli. Sonra da kendisi geldi Manisa vali yardımcısı oldu. Ben kendi ilimin bürokratlarıyla çatışmayı hiç sevmem. Ben bürokratla uğraşmayı sevmem. Bürokrat devletin işini yapar. Aldığı lokmanın helal lokma olması için partili değil, devletli adam olması lazım. Her partiye eşit davranması lazım. Bu arkadaş Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'nun her türlü paylaşımında yalakalıkla bir yere geldi. Bunun derdi ne diyordum? Hani AK Partili birisi bile olsa, yani Cumhurbaşkanı'nın akrabası olsa böyle işler yapmaz vali yardımcısı olunca. Devlet adamı ağır bir adamdır diyorduk. Onu kazıdık, altından FETÖ'cü çıktı. Ne olacak? FETÖ'cü dediğim böyle bir adam zaten. Ben kazımadım. Devlet kazımış. Iğdır vali yardımcısı iken FETÖ'den tutuklamış. Ama Süleyman Soylu kendisi de FETÖ'den ilk siyasi ihraç olan kişi olarak hemen kan kardeşine sarılmış. Ben buradaysam senin de Manisa'da vali yardımcısı olman lazım demiş. Hayırlısı olsun iktidarımızda bu arkadaşlar hangi hukuki süreçlerden geçmeleri gerekiyorsa bağımsız yargı önünde yeniden geçecekler. Hangi kulaklarını yedilerse, gelmemeleri gereken mevkilere geldilerse millete bu mevkileri iade edecekler. Hatay valisi bu kadar büyük yıkım varken o gün istifa etmesi lazım. Etmedi, görevden alınması lazım. Büyük bir başarı göstermişçesine milletvekili adayı olacak cesareti memleketteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dayattığı vasatlıktan alıyor. Memleket bu vasatlıkta. Memleket bu rezillikte. Görevden alınması gereken kişi milletvekili olmaya niyetleniyor. Ya görevini iyi yapıyorsan kişisel ikbal için Hatay'ı niye bırakıyorsun? Görevini kötü yapıyorsan utanmadan böyle bir vazifeye nasıl talep açıyorsun? Çok net. Bu kadar iyi görev yapıp kendisini layık görüyorsa bu halde Hatay mı bırakılır kişisel ikbal için? Devlet büyüklerimiz tensip buyursa, devlet büyüklerin senin gibi liyakatsizi oraya Hatay valisi atadıktan sonra, onların da rızasıyla diyormuş. Hatay valisini Sivas'a milletvekili olarak layık gören Recep Tayyip Erdoğan'ın karnesini 14 Mayıs'ta millet dolduracak. Bizim bunlara karne verme durumumuz kalmadı. Son olarak Ali İhsan Yavuz, Hüdapar'ın ne yazdığına, Hüdapar'ın parti programına, seçim beyannamesi bizi bağlamaz. Cumhurbaşkanlığında kullanacağı oy bağlar. Ya Altılı İttifak'taki her partinin her belgesi, herkesin her söylediği herkesi bağlayacak. İttifakta olmayan partinin
söylediği her söz bizi bağlayacak ama size gelince sizinkilerin dedikleri bağlamayacak, Cumhurbaşkanı da oya bakacak. Biz Cumhurbaşkanlığında bize oy verecek, vermesi olası herkesin her şeyinden mesul olacağız. Siz gideceksiniz böyle bir sorumsuzluk, böyle bir bağlantısızlık hali. Siyaset sana öyle, bana öyle yapılmıyor. Size helal olan hiçbir şey bize haram değildir. Bize haram olan hiçbir şey size helal değildir. Millet bu söylediklerinizi ve bize söylediklerinizi bir kenara not ediyor. 2019 gaf rekortmeni Ali İhsan Yavuz'u 2023 siyasi gaf yarışmasında birinci sıradan aday gösteriyor. 2019'da hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey olmuşturla jüri özel ödülünü almıştı. Ben de 2023 seçimlerinin ilk büyük siyasi gafında kendisini birinci sıradan aday gösteriyorum. Başka soru yoktur inşallah. Biraz beklettik. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.